Evet dostlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün size şans hakkında bildiklerimi dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım uzatmadan. Yani sürekli bahsediyorum, bildiğiniz üzere şans faktörü oyunda birçok şeye etkiliyor. Madencilikten tutun balıkçılığa kadar binlerce şeye etkiliyor. Ya bunlardan zaten videoda bahsedeceğim tek tek neleri etkilediğine dair. Günlük olarak bize verilen bir şans var. Yani oyunun rastgele verdiği bir şans var. %+10 ile -10 arasında bir şans veriyor bize günlük olarak rastgele. Bunu da televizyondan öğreniyoruz. Tabii bu şans faktörü işte yüzlükle, yemeklerle, çeşitli pasiflerle falan artırılabiliyor. Bunlardan da bahsetmeye çalışacağım. İlk önce şu televizyonda bize günlük olarak verilen şansa bir bakalım. Evet, buradan her gün başladığında falcıya geliyoruz. Ve falcı bize 6 tane olasılık sunuyor. Mesela bugün nötr geldi bize. Bu 6 olasılıktan 3'ü pozitif, biri nötr şu an gelen gibi. İkisi de negatif. Zaten şu an ekranda görüyorsunuzdur siz. Zaten televizyona her gün baktıkça gözünüz alışacaktır artık hangisi pozitif, hangisi negatif ya da hangisi nötr olduğuna dair bir fikir sahibi olacaksınızdır zaman ilerledikçe. Bu televizyonda çıkan şansı hiçbir türlü etkileyemiyorsunuz. Ayrıca oyunu kapatıp açsanız bile o günün şansı değişmiyor. Bunu unutmayın kesinlikle. O yüzden öyle bir yanılgıya düşmeyin. Şimdi tek tek size şans faktörünün neleri etkilediğini anlatayım. İlk olarak madencilikteki şans faktörü başlayalım. Evet, aldığım notlara göre kayalardan kömür alma şansınızı artırıyor. Madencilik yaparken kayaları kırdığınızda merdiven çıkma olasılığını artırıyor. Jeot bulma olasılığınızı artırıyor. Sandıkların ortaya çıkma olasılığını artırıyor. Kafatası mağarasında hazine odalarını bulmanızı artırıyor. Herhangi bir madende ya da zindanda öldüğünüzde altın ve eşya kaybetme miktarınızı azaltıyor. Şansınız arttıkça olan durumdan bahsediyor. Madencilik dışındaki şeylerde ise ağaçlardan düşen odun miktarını artırıyor. Hasatta elde edilen mahsul miktarını ikiye katlama şansınızı arttırıyor. Balık tutarken hazine sandıklarının ortaya çıkma şansını bayağı bir arttırıyor. Mesela çöp karıştırırken bile şansınızı arttırıyor. Çöp karıştırırken değerli bir şey bulmanızı bile sağlayabiliyor. Yani çöp bulma olasılığınızı düşürüyor. Fırtınada bile düşen yıldırım sayısını arttırıyor. Bu ne işimize yarıyor? Tabii ki paratonerlere düşen yıldırım bize pil olarak döndüğü için. Bu da bir şans faktörü olarak oyuna eklenmiş. Yani şöyle bir bilgi vermem lazım. Balıkçılıkta ki hazine sandığının içinden düşen nadir eşyalara herhangi bir etkisi olmuyor şans faktörünün. Ama mesela cevher, işte elmas gibi şeyler düştü diyelim. Bunun iki kat çıkma olasılığını arttırıyor. Gibi gibi bir sürü şey var oyunda. Yani bence bunlardan 1000 tane sayılır. Bunlar sadece açıklanan ya da işte bir şekilde araştırıp onaylanmış faktörler. Bence jeot kırarken bile o günkü şansınız çok önemli. Yani ben şansımın iyi olduğu günlerde jeot açtığımda daha faydalı eşyalar aldığımı düşünüyorum. Şimdi şansınızı arttıracak yemeklerden bahsedelim biraz da. Ben size iki tane yemek önereceğim ama bir sürü yemek var tabii ki şansınızı arttırabilecek. Bunlardan bir tanesi Robin'le ilişkinizi 7 yaptığınızda Robin'in size yolladığı kabak tarifi. Şöyle göstereyim burada da. Kabak çorbası tarifi 200 enerji 90 sağlık artı 2 şans çok iyi bir şans veriyor. Ve artı 2 de savunma veriyor. Tam bir madenlik yani. Ve sadece bal kabağı ve sütle yapılıyor. Yani ikisi de çok kolay bulunan şeyler. Ya bunlardan bol bol üretmeyi unutmayın. Tabii Robin'le ilişkinizi iyi tutun oyunun başından beri. İkinci bahsetmem gereken yemek ise yanılmıyorsam madenci şekeri diyor geçiyor olması lazım. Çöldeki satıcı teyzeden 3 prizma parçası karşılığında alabildiğiniz bir şeker. Ve bunları perşembe günü alabiliyorsunuz. Bir tek perşembe gününü bekleyip perşembe günü almanız lazım. Şu an oyunda pazartesi olduğu için ve 3 günü de boşa harcamak istemediğim için maddesel olarak gösteremiyorum maalesef. Şu an için üstümde de yok ama ekrana yansıtıyorumdur. Yani madenci şekerin inanılmaz buff'ları var. Yani o gün tam donanımlıysanız, işte şansınız çok iyiyse direkt kafatası mağarasında derinlere inmeyi deneyebilirsiniz. Ve inanılmaz sonuçlar alacaksınızdır. Ben otomatik hayvan seviciyi öyle buldum açıkçası. Şimdi gelelim şansınızı artırabilecek diğer faktörlere. Bir faktör takabildiğiniz yüzükler. Yine madende şansı bir tane yüzük düşüyor şans yüzüğü olarak. Tabii ben onu birleştirdim iridium yüzükle. Karma yüzük yaptım. O artı bir şans sağlıyor. Bu yüzüğe takmak bana mantıklı geldi şans faktörünü sevdiğim için. O yüzden yüzükle birleştirdim ama yani iridium değilken bile o artı bir şans yüzüğünü kullanıyordum. Kesinlikle tavsiye ederim. Gerçekten farkı göreceksiniz. Evet, o zaman gelelim diğer bir şans faktörünü arttıran özelliğe. Şurası spoiler olmasın diye yakınlaştırabildiğim kadar yakınlaştırdım. Şansınızı artırabilen diğer bir pasif özellik ise
özel tasım. Bunu almanın yolu ise şu. E'ye bastığınızda ve koleksiyon kısmına geldiğinizde sol altta gizli notlar kısmı var. Gizli notlar kısmında gizli not 20'yi bulmanız gerekiyor. Ve bulmacayı çözdüğünüzde sizi buraya yönlendiriyor. Ve buradaki arabanın şoförüyle konuştuktan sonra sizden bir tavşan ayağı istiyor. Sonrasında tavşan ayağını bu şoföre getirirseniz size kalıcı olarak şöyle bir pasif veriyor, özel tasım veriyor. Ve bu da şansınızı kalıcı olarak arttırıyor. Bunu da kesinlikle yapın. Evet dostlar, şans faktörü konusunda hemen hemen her şeyi anlatmış oldum sanırım. Aklıma da başka bir şey gelmiyor. Eğer sizin aklınıza takılan bir soru olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Rehber tavsiyelerinizi, çekmemi istediğiniz rehber videolarını, benden dinlemek istediğiniz herhangi bir şeyi yorumlarda belirtebilirsiniz. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Şansınız bol olsun.